Antik Mısır'ın görkemli günleri 3000 yıldan uzun sürdü. Bu zaman zarfında orduları komşu krallıklara hükmetse de altın sevdası firavunlarını tüketti. Güneydeki gururlu insanlar efendilerini yenmek için baş kaldırdı ve Mısır'ın siyahi firavunları oldular. 75 yıllık hükümleriyle ilgili az şey biliniyor. Ama şimdi bütün Mısır'ı fethetmek için altını, tanrıları ve yiğitliklerini kullanan Nubiler hakkında yeni ipuçları gün yüzüne çıkarıldı. Siyahi Firavunlar, Altın İmparatorluğu. Kuzey Sudan'daki Nubya Çölü. Burası antik zamanlarda Kuş İmparatorluğu denen altın medeniyetin başkentiydi. Bunlar kumdan yükselen tepeler değil. Bir zamanlar bütün Mısır'a hükmetmiş ama şimdilerde neredeyse tamamen unutulmuş Kuş krallarıyla kraliçelerinin viran mezarları. Burası El Kurru denen kraliyet mezarlığı. Bilim insanlarının kuş halkının gizemli kültürü ve zor bulunan tarihi hakkında ipuçları çıkarmak için kazabileceği az sayıda yerden biri. Arkeolog Jeff Amberling'i buraya çeken de bu olmuş. Jeff'in ekibi altındaki kraliyet mezarına ulaşmak ümidiyle Ku-1 isimli piramitten 100 ton kadar toprak çıkarıyor. Bir zamanlar yüzlerce işçi bir tek güçlü adam onuruna taş taş üstüne koyup bu anıtı yapabilmek için çok çalışmıştı. Günümüzde onun kim olduğunu bilen bile yok. Öncelikle kralın adını öğrenmek istiyoruz. Sonra da piramitte 2000 yılı aşkın süre önce tarihin neresinde yer bulduklarını gösteren bilgiler içeren materyaller bulmayı umuyoruz. Jeff'in elinde pek bilgi yok. Ku-1 piramidi, rüzgarın taşıdığı kumlar yüzünden yüzlerce yıldır aşınıyor ve Nubya altını arayan yağmacılar tarafından da alt üst edilmiş. Şimdilerde tuğla yığını gibi görünen yapı bir zamanlar 4 kat daha yüksekti. Bu mezar modern zamanlarda çözmesi en zor mezar olduğunu kanıtladı. Hatta burada kazıları başlatan adam için bile. Amerikalı arkeolog George Reisner, 100 yıl kadar önce çok sayıda kuş anıtı ortaya çıkardı ve en önemli krallarının mezarlarını keşfetti. George Reisner, kuş arkeolojisinin harikulade bir önderiydi. Çalışmalara 1908'de başladı ve 1930'lara kadar sürdürdü. Zor şartlar altında çalışsa da sadece genel arkeolojik dönemlerin değil, tüm kuş krallarının da temel kronolojisini oluşturdu. Bunları bir sıraya soktu ve biz de hala bu sırayı esas alıyoruz. Reisner, El Kurru'da Ku-1 hariç bütün piramitleri derinlemesine inceledi. Bu piramidin tavanı çökmüştü ve bütün sırlarını içinde hapsetmişti. 5 adamını yakınlardaki bir göçükte kaybeden Reisner, daha fazla riske girmek istemeyip evine döndü. Jeff Amberling de bunu yapmayı düşünmüş. Reisner'ın El Kurru kazılarıyla ilgili notlarını okuduğunuzda sezon sonuna doğru 2 hafta ara verdiğini anlıyorsunuz. Yazdığı notta doktorunun ondan bu kadar endişelenmeyi bırakmasını istediğini görüyorsunuz. Şimdilerde tek bir piramidi kazıyor olsam da buna hak veriyorum. Çünkü doğal bir risk var. Risksiz hiçbir şey yok. Tabii risk almadan kazanç da olmuyor. Reisner'ın diğer kraliyet mezarlarında keşfettiği gibi karşılığı afallatıcı olabiliyor. Reisner yakınlardaki diğer tapınaklardan altın mücevherler ve büyüleyici eserler ortaya çıkardı.
öbür dünyada onlara zenginlik katmaları amacıyla kuş krallarıyla birlikte gömülen uzun süredir kayıp şaheserler. Nubya zanaatkarlığı büyüleyici, çetrefilli ve yenilikçiydi. Sanatsal nitelikleri bazen kuzeydeki Mısır'da yaratılan süslemelerden çok daha etkileyiciydi. Bir tek sağlam eser bile bulmak Jeff için büyük bir zafer olur. Arkeolog olarak neler bulacağınızla ilgili hayalleriniz genelde oldukça canlı olur. Bu kral mezarları da tabii bir zamanlar altın ve gümüş nesnelerle ve dini fikirlerini, statülerini ve prestijlerini yansıtan incelikle işlenmiş eserlerle doluydu. Biz de bu mezar odasında tüm bunları bulmayı hayal edebiliriz. Jeff'in ortaya çıkardığı ilk büyük şey hazine değil. Ama kralın cenaze alayına uygun devasa bir merdiven. Merdivenlerin devasa olduğunu görüyorsunuz. Kayaların içine oyulmuş ve yaklaşık 7,5 metre derine iniyor. Ama merdivenin dibinde kaygı verici bir işaret var. En dipte asıl kapı eşiğini görüyorsunuz. Üstünde de yamuk bir delik var. O deliği yağmacılar kazmış. Jeff mezarın uzun zaman önce bu yapıya aşina biri tarafından yağmalandığına inanıyor. Bu piramidin iç odası sıra dışı ölçüde büyük ve yüksek. Yani ancak bu mezarı yapanlar kapı eşiğinde açılacak deliğin odanın açık alanına çıkacağını bilebilirdi. Peki yağmacılar ne kadar ilerlemiş? Arkalarında bir şey bırakmışlar mı? Jeff bunu yakında öğreneceğini umuyor. Reisner'ın yolunu tıkayan göçüğün yaşandığı noktaya ulaştı bile. Piramidin ikinci odasındayız. Tavanı tamamen çöküp altındakilerin üstüne yığılmış. Gizli teorim, yağmacılar burada tünel kazarken tavanın üstlerine çöktüğü yönünde. Yine böyle bir göçük yağmacılara başka bir mezarda da mani olmuştu. Bu sayede bazı hazineler Reisner gelip onları çıkarana kadar asırlarca güvende kaldı. Jeff mezarın yeni kurbanları olmamaları için kendi ve ekibi için tedbir alıyor. Ekibi piramidin derinliklerine doğru kazarken tavanın çökmemesi için özel bir demir iskele kuruyor. Bu iskele dayanırsa Reisner'ın başaramadığını başarabilir ve ünlü ama kusurlu arkeoloğun Afrikalılara yaptığı büyük bir yanlışın düzeltilmesine yardımcı olabilirler. George Reisner, Sudan'da geçirdiği vakit boyunca Afrikalı ev sahiplerinin zengin yerel kültürü arasında kazılarını sürdürdü. Topraktan Afrika tarihini çıkarıyordu. Ama bunu etnik üstünlüğün, ırkçı hezeyanlarının bilimsel muhakemesini gölgelediği bir zamanda yapıyordu. Kazı yaptığı piramitler onu büyülese de, bunları etrafında gördüğü siyahi Afrikalıların atalarının yapmış olduğuna inanmayı reddediyordu. Gerçeklerin net kanıtlarıyla yüz yüze geldiği zaman bile. Reisner'ın ekibi 1916'da görünüşleri siyahi Afrikalıları anımsatan büyük kuş krallarının güzel granit heykellerini ortaya çıkardı. Reisner böyle bir benzerlik olmadığını öne sürdü. Hatta bilimsel makalelerinde kralların ve kuş abidelerini yapanların açık tenli yabancılar olduğunu savundu. Bu Sudan'daki insanların neler yapabileceğiyle ilgili bazı kişisel görüşlerini temelinden meydan okuyordu. Ve o da birdenbire çıkan kanıtları yorumlamakta güçlük çekti. Bu üstesinden gelemediği bir zorluktu. Reisner, Kuşitleri hafife alan ne ilk ne de son kişiydi.
Bir süre öncesine kadar çoğu arkeolog kuşu Mısır İmparatorluğu'na bağlı barış zamanı altın kaynağı, savaş zamanı halkının esir alınıp köle olarak kullanıldığı bir devlet olarak betimliyordu. Ama ihmal edilmiş bölgelerin böyle tehlikeli şartlarda kazılmasıyla yeni bilim insanları nesli daha doğru ve daha büyüleyici bir gerçeği ortaya çıkardı. Kadim Kuş İmparatorluğu, herkesin inanışının aksine çok daha gelişmiş bir yerdi. Önemli Nubya arazilerinden biri El Kurru mezarlıklarının nehir boyunca 270 kilometre ilerisinde Sudan'ın Kerma şehrinde uzanıyor. Bu arazide karşımıza Defufa adı verilen devasa ve kompleks bir yapı çıkıyor. Mısırlılar ilk piramitlerini, Britonlar da Stonehenge yaptığı sırada yapılan bir kuş piramidi bu. Arkeolog Salih Eldin Muhammed Ahmet'e göre burası Afrika'nın ayakta kalmış en eski yapılarından biri. Defufa, kadim Kerma şehrinin ortasında yükseliyor. Burası Afrika'nın en eski şehirlerinden biri. Bu şehrin tarihi milattan önce 2500'lere, yani 4000 yıldan daha öncesine dayanıyor. Defufa taştan yapılmamış. İnsan yapımı tuğlalardan oluşuyor. Yani o zamanlar Nubiler'de inşaat konusunda Mısırlılar kadar bilgi sahibiymiş. Ayrıca Kerma etrafında bulunan ve özenli gömme uygulamalarının görüldüğü devasa bir mezarlıkta M.Ö. 2000'lerde oldukça gelişmiş bir medeniyete işaret ediyor. Bu dönem daha çok bilinen komşuları Mısır'ın firavunların yönettiği bir imparatorluğa dönüştüğü zamana denk geliyor. Geleceği parlak bu iki ulus başlarda denkti ve karşılıklı yarar sağlanan bir ilişki yürütüyorlardı. Daha çok ticarete dayalı bir ilişkiydi. Mısır mezarlarında görülen kanıtlarda Mısır'a her zaman nitelendiği şekliyle vergi getiren Sudanlı insanların tasvirleri var. Leopar derileri, maymunlar, değerli taşlar gibi şeyler. Kerma şehri, Nil üstündeki konumu sebebiyle Sahra Altı Afrika ile Mısır arasında gelişen ve kuzeye abanoz, fil dişi ve egzotik hayvanlar taşınan bir ticaret merkezine dönüştü. Ama kuşun yükselişini sağlayan tek bir etmen vardı. Altın. Kuşitlerin ve Mısırlıların altına değer vermesinin birçok nedeni vardı. Nadirdi ama bulması imkansız değildi. Kolayca eritilirdi. Lekelenmezdi. Ayrıca çölün en baskın özelliğinin güneşin de sembolüydü. Bir kuş kraliyet mezarından çıkarılan bu kolye saf altından. Bu da altının kuşlar için doğal, mistik nitelikler taşıdığını gösteriyor. Mısırlı komşularının mücevherlere doyumsuz bir iştahı vardı. Altın varaklı tabutlar ve Kral Tutunki ile meşhur olan cinsten cenaze maskeleri. Bu altınların büyük bölümü kuştan çıkarılıyordu. Kuş, Mısırlılar için geleneksel anlamda altın diyarı olarak biliniyordu. Mısır devletinin altınlarının büyük bölümü Nubya'dan geliyordu. Özellikle de bu bölgeden ve Kerma'nın doğusundaki çölden. Mısırlılar kuşların okçuluk becerilerine de değer veriyordu. Onlara okçu halk diyordu ve onlardan paralı asker olarak istifade ediyorlardı. Dövüşlerle ilgili Mısır talimatlarında kuşların güreşteki maharetlerinden de söz ediliyor. Güreş günümüz Sudan'ında hala devam eden bir gelenek. Kuşların Mısırlı komşularına sundukları hizmetle gelişen askeri yetenekleri sonuçta büyük imparatorluğun aleyhine döndü. Kuşlar sınırlarını genişletmek için sınır ötesine küçük akınlar düzenlemeye başladı. Bu da Mısırlıları kızdırdı.
M.Ö. 1500'lerde Mısır Firavunu 1. Tutmos, bu büyüyen tehdidi ortadan kaldırmak ve göz diktiği altına doğrudan erişmek için Kuş'u işgal etti. Ordusu güneye doğru ilerledi ve sonunda Cebel Barkal, yani Saf Dağ denen kum taşından bir tanık tepeyle karşılaştı. Burası dünya tarihinin en kutsal ve en hararetli bölgelerinden biri oldu. Cebel Barkal uzun zamandır meşhur nehri izleyen eski otoyolun simgelerinden biri. Ama bu da hem Kuşlar hem de Mısırlılar için kilometre taşının ötesindeydi. Cebel Barkal'ın esrarlı havası büyük ölçüde dağdan ayrı duran ve yaklaşık 76 metre yükseklikteki sıra dışı bir doğal kuleden geliyor. Sütunun erkeksi şekli onu Kuşlar için yaratılış ve doğurganlık sembolü yapıyordu. Arkeolog Tim Kendall'a göre Mısırlılar bu kum taşından kuleye başka önemli anlamlar da yüklemiş. Bu da kadim Mısırlılar için çok güçlü ve anlamlı kılan nokta, güney yüzündeki sarmal şeklindeki devasa tepesiydi. Bu da onlara büyük dini anlamlar taşıyan çok sayıda şeyi hatırlatıyordu. Bir yandan şahlanan kobra yılanını andırıyor. Diğer yandan da yüce kral Osiris'i, Mısır'ın efsanevi ilk kralını andırıyor. Kobra yılanı önemli bir nokta. Kobralar Mısır mitolojisinde kraliyetle güçlü şekilde bağlantılıydı. Tanrıçalar kralı korumak için kobra suretine bürünürdü. Bu yüzden firavunların taçlarında kendilerine yer bulurlar. Kral Tut'un tacında olduğu gibi. Tim bu bağlantıyı ilk kez işgale eşlik eden bir baş rahibin gördüğüne inanıyor. Cebel Barkal, tanrıların tanrısı Amun'un doğum yeri olarak ilan edildi. Ayrıca Firavun 1. Tutmos'a Kuş bölgesini ele geçirmesi için ahlaki bir gerekçe oldu. Kralın buranın meşru hükümdarı olduğu düşüncesini teyit etti. Buradaki krallığın tohumlarını atan kadim tanrının merkeziydi. Firavun da bu krallığın varisiydi ve Kuş'a hükmetmeye sonuna kadar hakkı vardı. Mısırlı hükümdarlar sonraki 400 yıl boyunca gölgelerine tapınaklar yaptırarak Cebel Barkal'ı onurlandırdı. Birçoğu da firavunların kutsal babası Amun'un bu kutsal doğum yerinde taç giyebilmek için uzaklardaki Nubya'ya gelerek dağın ilahi büyüsünü ele geçirme arayışına girdi. Bu tapınakta neler yaşandığını bilmiyoruz. Ama kralın taç giyme töreni için buraya geldiğini düşünüyoruz. Tanrı Amun'un tasviriyle bu iç odaya geldi. Burada ikisi, baba ve oğlu, Mısır'ın efsanevi ilk kralı Tanrı Osiris'le birleşti. Sonra da tapınaktan çıktı, merdivenleri tırmandı, tahtına oturdu ve kral oldu. Sonra ayağa kalkıp verandada durdu ve dışarıdaki kalabalık tarafından yeni yaşayan tanrı olarak selamlandı. Kuşitler başlarda hayatta kalabilmek uğruna işgalcilerin dinini kabul etmeye zorlandı. Mısırlıların yaptığı tapınaklarda ibadet ettiler. Nihayetinde de işgalcilerinden daha inançlı oldular. Kuş kraliyet ailesi piramit şeklinde mezarlar yapmaya başladı. Bu mezarlarda bulunan altından mücevherler de Mısır tanrılarına olan bağlılıklarını gösteriyor. İziz, Hator, koç suretinde Amun. Bütün bunlar George Reisner tarafından Kuş mezarlarında bulundu. Uzun süre önce yerleşmiş bir dünya görüşünü benimsiyorlardı ve buna mükemmel uyum sağladıklarını gördüler. Mısırlılar Kuş'u 300 yıl ellerinde tuttu ve onlara Amun'un inançlarını dayattı. Cebel Barkal,
bu tutucu coşkunun merkez üssüydü. Dağ zamanı gelince Mısır'ı ateşe verecek ve Kuşitleri Firavun'a dönüştürecek dini kıvılcımı alevlendirdi. El Kurru'nun Kubir mezarında Jeff Amberlin ve ekibi George Reisner'a 100 yıl önce mani olan göçüğün ötesine geçti. Ustabaşı Mansur Muhammed Ahmet gibi Sudanlı ekip üyeleri için burası fazlasıyla kutsal bir yer. Bunlar benim atalarım. Kültürüm ve medeniyetim onlara dayanıyor. Ben de onların bir parçasıyım. Geç kaldık. Aramaya ve onlardan bir şeyler öğrenmeye uzun zaman önce başlamamız gerekti. Kazı sezonunun sonundalar. Jeff'in bütçesi de iyice azaldı. Ama aniden her şeyi değiştirecek bir bulguyla karşılaşıyorlar. İki mezar odası, hatta belki de üçüncüsü var mı diye başından beri merak ediyorduk. Ve içerideki üçüncü mezar odasına açılan bir kapı eşiği keşfettik. Mükemmel şekilde korunmuş kapı boşluğunun ana hatlarını görüyorsunuz. Burası piramidin son mezar odasına açılıyor. Gömülü hazinelerle ya da bir kralın kemikleriyle dolu olabilecek son mezar odası. Ama oraya ulaşmak zaman alacak. Jeff ve ekibinin zamanı olmayabilir. Mezarın konumu burayı yapan isimsiz kralla ilgili önemli bir ipucu içeriyor. Tarihteki yeri konusunda hiç mütevazı değilmiş. Anıtını en büyük kuş krallarından birinin mezarının yanına yapmış. Bu platformun üstünde bir zamanlar Mısır'ı fetheden siyahi Afrika kralı Hiye'nin bedeni duruyordu. Mısır, M.Ö. 700'lerde işgal etmelerinden 800 yıl sonra Kuş'tan çekildi. Yeni krallığın imparatorları Tutankamun ve 2. Ramses kargaşalarla boğuşuyordu. Libya'daki savaş beyleri kuzeyin kontrolü için savaşıyordu. Teb'deki rahipler de güneyi bir arada tutmaya çalışıyordu. Rahipler Amun inançlarının yok edilmesinden korkuyordu. Hayatta kalmalarının bölünmüş uluslarını yeniden birleştirmeye bağlı olduğunu biliyorlardı. Mısırlı rahipler de en olasılık dışı kaynaktan. Eski sömürgeleri Kuş'tan yardım dilendi. Genç kral Piye bu çağrıyı işitti. Amun'un sadık bir müridi olan kral, tanrısı için savaşmaya can atıyordu. Libyalı kralları def edeceğine and içti ve Amun'un da desteğiyle kaybetmeyeceğine inanıyordu. Askerleri Nil boyunca kuzeye ilerleyip Tebe ulaştı. Ordusuna, yaylarınızı gerip oklarınızı fırlatın. Kuzey topraklarının insanları parmaklarımın tadına baksın dedi. Piye'nin düşmanlarının barış için yalvarması pek uzun sürmedi. Bir Libya kralı, merhametli ol, utancımdan suratına bakamam, ateşinin karşısında duramam, haşmetinden korkarım diye yakardı. Kuş'un Mısır'ı fethi, Davut'la Golyat'ın hikayesi gibi. Mısır'ın büyük şehirleri, büyük tapınakları ve çok sayıda insanı var. Kuş'un yerleşim yerleri ise daha dağınık. Biz de Kuş'un böylesi bir askeri gücün nasıl topladığını anlamaya çalışıyoruz.
Tarihin en büyük sürprizlerinden biri yaşandı ve Kuş Kralı Piye ile halefleri Mısır'ın 25. hanedanı oldu. Saltanatları ne öncesine ne de sonrasına benzedi. Kuş firavunları diğer hanedanlardan çok daha büyük ve günümüz Hartum'undan Akdeniz'e kadar uzanan bir alanı kontrol etti ve Asurlularla Yunanistan'ın rakibi oldu. Altınla kurulan bu imparatorluk, dini inançları ve askeri becerileri sayesinde saltanat sürüyordu. Siyasi güç, halka olanlar üstünde hüküm sürme hakları olduğunu ikna etmek için her zaman dini inançlarla bağlantılı olmuştur. Dindar olmanız gerekir. Onlar da altın madenlerini, ticaret yollarını, her şeyi kontrol etmek için bunu kullanıyordu. Piye, Kuş'a yaklaşık 12 yıl hükmedip tahtını kardeşi Şabaka'ya teslim etti. Şabaka, Mısır başkenti Memphis'i ele geçirip Nil Deltası'nda kargaşa yaratmak için kuzeye hareketlendi. Mısır'ın yeni krallığının altın çağından beri görülmemiş ölçüde yenilikçi bir inşaat çalışması başlattı. Şabaka ve Selefi ağabeyi güçlü ve merhametli liderler olarak nam saldılar. Dindarlıkları ve cömertlikleriyle nam salmışlardı. Mesela esirlerini katletmezlerdi. Onları affederlerdi. Onları kanal açma işlerinde çalıştırırlardı. Bunlar kadim kralların karakterleriyle bağdaşmayan özellikler. Piye ve Şabaka, Mısır'ın düşmanlarıyla imparatorluk sınırlarının ötesinde savaşmış başka bir kuş firavunu Taharka için ortamı hazırlamıştı. Milattan önce 700'lerde Kudüs'ü ve Süleyman Mabedi'ni Asurluların saldırısından bile kurtardı. Eski Ahit'te işlenmiş bu hareketi sebebiyle İbrani tarihçiler Taharka'yı halkın kurtarıcısı olarak över. Taharka da Mısırlı hükümdarlar gibi kendini kutsal dağla bağdaştırmıştı. Ama bu kutsal araziye kendi damgasını vurdu. 1930'larda dürbünlerle dağı araştıran bazı İngiliz yetkililer, erişilemeyen bu kayadan sarmalın tepesinde kadim bir işçiliğin emarelerini gördüler. 10 yıllar sonra genç bir arkeolog oraya yakından bakmaya karar verdi. Ben bir tırmanıcı değildim ama o şeyin ne olduğunu öğrenmeye can atıyordum. Ben de bu gizemi çözmek için tırmanıcı oldum. Bunu bir daha yapar mıyım bilemiyorum. Tim oraya tekrar tekrar ve korkusuzca tırmandı. Sonra da Taharka'nın taşa kendi elleriyle kazıdığı kadim bir yazıt buldu. Ama bu 76 metrelik ufalanan sarmala tırmanıp bir de fotoğrafını çekmek hiç kolay değildi. Zirveyle ilgili son raporu için daha iyi fotoğraflar gerekiyor. 1987'de böyle bir işe giriştiğimizde aldığımız sonuçlar günümüz için oldukça ilkeldi aslında. İndirsek mi acaba? Burası. Ben de iki profesyonel tırmanıcıyla iletişime geçtim ve oraya tırmanıp bu işi bitirmelerini istedim. 1987'de işte buradan tırmanmıştık. İngiliz tırmanıcılar Hazel Findlay ve Madeline Cope dünyanın her yerinde tırmanışlar yapmış. Ama bu Sudan'da tırmanacakları ilk zirve olacak. Bastığınız yerler oldukça oynak. Bu yüzden sağlam basın. Hazırlanalım mı? Evet. Harika. 1987'de ve 1989'da oraya tırmandığımızda elimizde sadece slaytlar vardı. Dijital çağın öncesindeydik. Günümüzde daha iyi imkanlara sahibiz. Bunu tekrar yapabilmek ve fotoğraflar çekebilmek harika. Oraya tırmandığınızda gözünüze çarpan büyük yarıklar var mıydı? Yeterince var. İşinizi görecek kadar yarık bulacaksınız ama bir bölümünde fazla yarık yok. Öyle mi? Sağdaki halatı sürükleme. Oradaki çıkıntıda asılı duran büyük bir kaya parçası var. Tamam, diğerini asılırım.
Hazel rotayı belirlerken Maddie de aşağıda halatları sağlama alıyor. Tamam, biraz yavaşlayacağım. Burada hiç yarık yok. Doğrusu biraz korkutucu. Hazel'la yazıt arasında 60 metre kırılgan kaya var. Tırmanıcıların şansına kuşlar onlara tutunabilecekleri bir şey bırakmış. Sağlam kum taşı içine oyulmuş büyük delikler. Bu deliklerde bir zamanlar çok büyük bir iskelenin kalasları duruyordu. İşçiler iskeleyi yapmaya en alttan başlar ve vinç kullanarak her bir kalası yerine yerleştirirdi. Hazel, modern zamanlarda bu kutsal sütunun zirvesine çıkmış bir avuç insandan biri oldu. Tamam Maddie, ben güvendeyim. Sen de hazır olduğunda tırman. Hazel yukarıda halatı bağlarken tırmanma sırası Maddie'de. Kesinlikle tüm bu deliklerden dikkatlice ilerleyeceğim. Pekala. Zirve. Evet. Tebrik ederim, başardınız. Artık sıra asıl işi yapmaya geldi. Kayalığın dik yüzünden aşağıya salınan Hazel, kuş itler 2600 yıl önce yaptığından beri çok az kişinin yakından gördüğü Firavun Taharka'nın heykelinin altında bulunan yazıtı arıyor. Zaferlerini böyle cüretkar şekilde beyan ediyordu. Biraz daha aşağı. Harika. Şimdi ön tarafa doğru yazıtı görebiliyor musunuz? Evet. Nasıl görünüyor? Dağılıyor. Yazıtın sol kenarı tamamen dağılmış gibi. Küçük çivi delikleri görülebiliyor mu? Evet, çivi delikleri görebiliyorum. Evet, görüyorum. Tim Kendall, yazıtın tepesine altından ince plakalar çakıldığına inanıyor. Bu sayede geçenlerin gözünü alan cüretkar ve parıltılı bir işaret oluyordu. Elimde bunun fotoğrafı bile yok. Gerçekten harika. Müthiş bir çekim. Ama bu yeni mesela. Daha önce görmedim. O deliklerin gerçekten de... O deliklerin doğallığı konusunda emin olamadık. Çok derinlerdi. Yani oraya gerçekten taş ve harç çıkarıyorlardı. Evet. Bunu 28 yıl sonra. Son rapora eklemek harika olacak. 28 yıl sonra. Evet. Harika bir şey bu. Hasar görmüş plak, Taharka'nın ilahlığının ilanı ve Bedevi dediği Asurlulara karşı cüretkar bir iğnelemeydi. Ben Taharka, iyi tanrı, aşağı ve yukarı Mısır'ın tanrısı, sonsuza kadar yaşayacak olan. Asyalı Bedevileri yok ettim ve Libya'nın çöl halkını öldürdüm. Taharka'nın sert sözlerine rağmen hükümdarlığının sonlarında Mısır'ın sadece ufak bir bölümü kontrolü altındaydı. Asurlular istilalarıyla Taharka'nın peşini bırakmadı ve o da Teb şehrine kadar geri çekildi. Ama Cebel Barkal kuş kontrolünde kaldı. Tim Kendall, Taharka'nın gömülüp sonsuza kadar yaşaması için orada dini ve astrolojik öneme sahip özel bir yer seçtiğini düşünüyor. Cebel Barkal'ın tepesine çıktığınızda Taharka'nın uzaklardaki piramidini görebilirsiniz.
31 Temmuz'a denk gelen yılbaşı gününde güneş doğrudan kralın mezarının üstünden yükselir. 3,5 ay sonra Taharka'nın piramidinin tepesine çıkıp baktığınızda güneşin Cebel Barkal'ın tepesinde battığını ve tepenin Tanrı Osiris'e benzediğini görebilirsiniz. Batan güneş Tanrı'nın ölümünü simgeler. Tam bu esnada Nil'in suları çekilir, verimlilik son bulur. Tanrı'nın öldüğü düşünülür. Bu şekilde yılbaşı günü doğar. 3,5 ay sonra Nil çekildiğinde de ölür. Her sene tekrardan canlanır. Yıldan yıla milyonlarca kez yeniden doğar. Tim, Taharka'nın Amun'un doğum yeriyle bağ kurup sonsuza kadar ayakta kalması için piramidini Cebel Barkal'da yaptığını söylüyor. Kuş Hanedanı sonsuza dek. Milattan önce 593'te Mısır firavunu 2. Samtik Kuş'a sefere çıktı. Samtik Nubilere özel bir gaddarlıkla saldırdı. Yıllar önce bir kuş firavunu büyük dedesini infaz ettirmişti. Samtik ordusunun karşısına çıkan bütün heykelleri yok edip anıtlarda kazılı kuş firavunlarının isimlerini sildirerek 25. hanedanı tarihten silmek amacıyla bir sefer başlattı. Askerler kuşu daha da aşağılamak için kuş taçlarındaki kutsal Mısır kobralarını bile kesti. Tarihin yeniden yazılması günümüze kadar devam ediyor. Mesela Kahire Müzesi'nin ön cephesine baktığımızda Mısır'ın bütün büyük hanedanlarının mermer panellere işlendiğini görürsünüz. İsmi geçmeyen tek bir hanedan var. O da 25.'dir. Yeniden El Kurru'dayız ve 3. mezar odasının keşfi herkesi heyecanlandırdı. Ama Jeff'in kazı lisansının süresi doldu. 2 gün sonra evine dönecek. Kralın kemikleri ve altın hazinesi birkaç metre uzaklıkta olabilir. Ama ekibin onları çıkarması için sonraki yılı beklemesi gerekecek. Çok heyecanlı ama aynı zamanda hayal kırıklığı yaratan bir an. Maalesef mevcut zaman ve kaynaklar sebebiyle burayı bu sene güvenle ve hassas şekilde kazamayacağız. 100 ton kum ve toprağı taşıyıp da bu noktada bırakmak büyük hayal kırıklığı. Ama önümüzdeki sene bizim için burada olacağını biliyoruz. Biz de geri dönüp harika şeyler bulacağımızı umuyoruz. Ama Jeff evine tamamen eli boş dönmüyor. Gelişmiş teknolojili dostlarını getirip yakınlardaki bir kazıya yardım etmesi için davet alıyor. Burası Zuma köyü. Firavun Taharka öldükten 1000 yıl kadar sonra kurulmuş bir asilzade mezarı höyüğünün bulunduğu yer. İmparatorluk için alacakaranlık vaktiydi. Rakip bir Afrika ulusu Kuşitlerin kökünü tamamen kazımak üzereydi. Hristiyanlık da bölgeyi değiştirecekti. Merhaba Jeff. Evet Mahmut. Merhaba Jeff. Nasılsın? Seni görmek güzel. Şükürler olsun. Burada görmeni istediğim bir şey var. Gelsene. Jeff'in meslektaşı Mahmut El Tayyip, Zuma'da önemli bir keşifte bulunmuş. Jeff, mezar odasına yaklaşıyoruz. Tamam. Sana göstereyim. Bu beyaz kum taşından mezarın, kubirden farklı bir yerleşimi var. Bu tünel,
altında mezar odaları olan hava bacasına çıkıyor. Jeff robotlardan birini kullanıyor. Burada altın yok. Kırılmış mezar eşyaları bu mezarın da diğer kuş mezarları gibi yağmalandığını gösteriyor. Ama burası arkeologlar için bu gizemli kültür hakkında ipuçlarıyla dolu bir define. Harikulade. Cidden inanılmaz. Arkada uzun boyunlu bir maşrapa var. Başka bir çeşit bir amaçrapası mı? Sağ tarafa doğru geçelim. Nihale ve kadeh var. Kadehin içinde ne var? Taş var. Tam kadehin içine düşmüş. Evet. Vay canına. Tuğla ve harçtan duvar daha dün örülmüş gibi duruyor. Ama mezar kadar eski ve 1500 yıldır zarar görmemiş. Mezarı net bir şekilde görebilecek miyiz bakalım? Jeff sonunda kralın ya da bir asilzadenin bu mezarda yatan kemiklerini görüyor. Bu daha başlangıç. Bu kişinin Sudan tarihindeki yerini keşfetmek için yıllarca analiz yapılması gerekecek. Gerçekten sıra dışı bir şey bulmanın hayalini kuruyordum. Böyle bir şey bulmak cidden harikaydı. Kralların mezarı. Onunla konuşma şansım olsaydı kim olduğunu ve gömüldüğü bu yerin önemini sorardım. Hayalini kurduğumuz nitelikte bir bulgu. Mahmud'un bunu bizimle paylaşması beni çok mutlu etti. Tabii bunu kendime isterdim. El Kurru'da bulmayı umduğumuz şeyler için harika bir model oldu. Zuma köyünün yaratıldığı dönemde Mısır'ın etkisi zayıflamıştı ve kuş kralları da artık büyük piramit mezarlar yapmıyordu. Firavun olarak yaşadıkları zirve dönemi bir asır bile sürmedi. Ama bu küçük krallık bu kısa zaman zarfında bir devi alt etti ve kadim dünyanın büyük imparatorlukları arasındaki yerini zorla aldı. Şimdilerde Sudan'da yürütülen bilimsel çalışmalar sayesinde siyahi firavunların altın imparatorluğu sonsuza kadar gölgelerin arasından çıkıyor. Ve ekibi sonraki sene Kubir piramidindeki 3. odaya girdi. Mezar tamamlanmamış ve kullanılmamıştı. Bu da siyasi çekişmelerin kuş kraliyet ailesini bölmüş olabileceğini gösteriyor.